Merhaba sevgili çocuklar. Bugün matematik dersinde cetvel kullanarak dikdörtgen çizme ve üçgen çizmeyi göreceğiz. Dikdörtgenin ve üçgenin de özelliklerini göreceğiz. Şimdi bir bakalım. Fotoğrafta kibrit kutusunu görüyoruz. Bu kibrit kutusunu defterimizin üzerine koyduğumuz zaman kenarlarını çizdiğimizde elde ettiğimiz şekil nedir çocuklar? Dikdörtgendir. Çünkü bütün kenarları dikdörtgen şeklindedir. Bakın. Şimdi dikdörtgenin özellikleri nedir? Ona bir bakalım. Bir dikdörtgenin iki tane uzun, iki tane de kısa kenarı vardır. Şöyle baktığımız zaman bunlar uzun kenarları, iki tane uzun kenar. Bunlar da kısa kenarları, iki tane de kısa kenarı vardır. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Bunlar karşılıklı kenarları birbirine eşittir. 4 tane köşesi vardır. Buralar köşeler. Evet. 4 tane de açısı vardır. Bu açı demek. 4 tane açısı vardır. Dikdörtgenin 2 tane de köşegeni vardır. Bakın şekilde de gösterilmiş zaten. Şimdi diğer etkinliğimize bakalım yine birlikte. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangilerini kullanarak dikdörtgen çizebiliriz? Şimdi ben ne yapacağım? Aşağıdaki şekillerime bakacağım, geometrik şekillerime. Eğer bunların yüzü dikdörtgen varsa içinde onu kağıda oturtturup ben dikdörtgen çizebilirim. Şimdi ne var burada? Silindir. Silindirin iki tane dairesi vardı. Bir tane de dikdörtgeni vardı. Ben silindiri yan yatırdığım zaman dikdörtgen kısmını kullanırsam dikdörtgen çizebilirim, elde edebilirim. O yüzden bununla çizebilirim şu kısmıyla, dikdörtgen kısmıyla. İkinci resme bakalım. Yine bakın ben bu kenarları kullanarak dikdörtgen çizebilirim. Dikdörtgen kenarları var çünkü. Üçüncü fotoğrafa bakalım. Nedir bu küp? Küpün 6 tane yüzü vardı ama bütün yüzleri neydi çocuklar? Kareydi. O yüzden ben bunu kullanarak dikdörtgen elde edemem, çizemem. Buna bakalım. Dikdörtgen prizma. Neydi? Bakın dikdörtgen kısımları var, yüzeyleri var. 2 tane yüzü kare olsa da dikdörtgen kısımlarıyla ben o tarafı oturtturarak dikdörtgen çizebilirim, elde edebilirim. O yüzden bunu da çizebiliyorum. Üçgen prizma. Üçgen prizmanın 2 tane üçgen yüzü vardı. 3 tane dikdörtgen yüzü vardı. Yine ben bu kısımları kullanarak dikdörtgen elde edebilirim. Bakın şu şekilde şu kısımlar dikdörtgen olduğu için dikdörtgen çizebilirim diyebiliriz. Geçelim diğer etkinliğimize. Aşağıdaki süslemelerde var olan dikdörtgenleri boyayalım demiş. Yine ne yapacağız? Dikdörtgenleri bulalım. Hemen gözüme çarpıyor zaten. Bakın şu kısımlar nedir çocuklar? Dikdörtgen. Evet. Bu kısımlarımız dikdörtgen olduğu için ne yapıyorum? Boyuyorum. Evet. İkinci şeklimize bakalım. Burada ne var? Daire, üçgen, kare ve dikdörtgen. Dikdörtgenleri boyuyorum. Daire, üçgen, kare, dikdörtgen. Evet, buradaki dikdörtgenleri de hemen bulalım. Boyayalım. Evet. Bunlar nedir çocuklar? Şekillerde var olan dikdörtgenleri boyadık. Şimdi aşağıdaki şekilleri verilen ölçülere göre cetvel kullanarak dikdörtgenini tamamlayalım demiş. Bakın kısa kenarı burası 3 cm. Evet, benim de şöyle bir elimde çizdiğim yine bir cetvelim vardı. Bakın kaç cm? 3 cm bu kısa kenarı. Uzun kenarı için ne demiş? 5 cm demiş. Bakın yine uzun kenarı 5 cm. Biz bunları şimdi cetvelimizle tamamlayalım. Sizin de evde vardır cetveliniz. Hemen kısa kenarı 3 cm demişti. Koyuyorum cetvelimi 3 cm ve çizmeye başlıyorum. Kısa kenarı, şöyle silelim. Altından yapamamışız da.
Evet, şeklin tam altından 3 santimetre koyuyorum ve kısa kenarı 3 santimetreyi çizdim. Uzun kenarı da neydi? 5 santimetreydi. Uzun kenarı 5 santimetreydi ve 5 santimetreyi de buldum cetvelimle. Çiziyorum. Evet. Ne oldu? Tamamlamış olduk. Diğer şeye bakalım. Kısa kenarı 2 santimetre. Bakın, cetvelim üzerine koyuyorum. Kısa kenarı 2 santimetre görüyorum. Uzun kenarına 6 santimetre demiş. Evet, uzun kenarı da 6 santimetre. Ne yapacağız bir çocuklar? Bunları dikdörtgene tamamlayalım. Uzun kenarı 6 santimetre. Hemen cetvelinden 6 santimetreyi buluyorum ve çiziyorum. Evet, uzun kenarını çizdim. Kısa kenarı 2 santimetreydi. Evet, yine ne yaptık? Dikdörtgene tamamlamış olduk. Evet, şimdi diğer formumuza bakalım. Bu sefer ne yapacağız? Üçgene bakacağız. Üçgen çizme ve üçgenin özelliklerine bakacağız. Fotoğrafta ne görüyoruz? Bir yöngeyi görüyoruz. Yöngeyi defterimizin üzerine koyduğumuz zaman kenarlarını çizersek oluşan şekil nedir çocuklar? Bir üçgendir. Bakın, şeklimizde de bir üçgen verilmiş. Üçgenin 3 tane kenarı, bakın şu kısımlar kenar, 3 tane kenarı, 3 tane açısı, bakın açıları buralar, 3 tane de köşesi vardır. Köşelerde nerelerde çocuklar? Buralar köşeleriydi. Üçgenin köşegeni yoktur dedik. Bunlar da üçgenin özellikleri. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisini kullanarak üçgen çizebiliriz demiş. Şimdi A'ya bakıyorum. Ne burada? Silindir. Silindirin yüzeylerinde üçgen yok. O yüzden ben çizemem. Üçgen prizmanın, evet, iki tane yüzü neydi çocuklar? Üçgendi. O yüzden ben bu kısmı oturtturduğum zaman defterimin üzerine üçgen çizebilirim. Bakın şu kısımlar üçgen olan yerleriydi. O yüzden bunu tamamlayabiliyorum. C şıkkında ne var çocuklar? Bir koni var. Koninin alt tarafı dairesel, üst tarafı da neydi? Bir üçgen şeklindeydi. O yüzden ben bununla da üçgen çizebiliyorum. Aşağıdaki şekillerden üçgen olanları işaretleyelim demiş. Ne demiştik? Üçgenin 3 tane kenarı, 3 tane açısı, 3 tane köşesi vardır demiştik. Bakın, bunun 3 tane köşesi yok. Burası tamamlansaydı üçgen olabilirdi. O yüzden işaretlemiyorum. Bu da üçgen değil. Bunu da işaretleyemiyorum. Evet, C şıkkına baktığım zaman bakın 3 tane köşesi, 3 tane açısı, 3 tane kenarı olduğu için nedir bu çocuklar? Bir üçgendir. D'ye bakıyorum. Burada da bir üçgen yok. E'de yine bakın 3 tane köşesi, 3 tane açısı, 3 tane kenarı olduğu için bu da nedir çocuklar? Bir üçgendir diyebiliyoruz. Arkadan devam edelim. Burada ne var çocuklar? Cetvel kullanarak yine 2 tane farklı büyüklükte üçgen çizelim demiş. Yine size cetvellerinizle birlikte istediğiniz şekilde üçgenlerinizi çizebilirsiniz. Kenar uzunlukları farklı olabilir. Çünkü bütün üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir diye bir şey yok. Ben şimdi buraya bir tane örnek çizeyim. Mesela bir tane kenarı 5 santim olsun. Yine cetvelimi kullanarak diğer kenarı 4 santim olsun. Bir diğeri de 5 oldu. Evet, bir tane üçgeni çizdim. Kenar uzunlukları 5, 5 ve 4 santim oldu. Diğer etkinliğimizde siz cetvelimiz yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdiki aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım demiş.
Şimdi üçgenin dört köşesi vardır. Ne demiştik çocuklar? Üçgenin üç tane köşesi vardır demiştik. O yüzden yanlış. Bütün üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir demiş. Hayır, bütün üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit değildir. Yanlış. Üç kenarı olan bütün kapalı şekiller üçgendir. Evet, doğru. Üçgenlerde üç tane köşe bulunur. Evet, söylemiştik. Üç tane köşe bulunur. Doğru. Dondurma külahını kullanarak üçgen çizebiliriz. Evet, çizebiliriz. Doğru. Üçgenin açı sayısı kadar kenar üçgenin açı sayısı kenar sayısından azdır demiş. Üçgenin kaç tane açısı vardı? 3 tane açısı vardı. Kaç tane kenarı vardı? 3 tane kenarı vardı. Yani birbirine eşitti, azdır demiş. O yüzden yanlış. Evet çocuklar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.